Şimdi bazı bir takım sorunlar var. İşte dolmuşların veya halk otobüslerinin işlevi hakkında veya bir de belediyelerin Kevser Turizm'in sözleşmesinin iptal edilmesi. Bu yönde görüşlerinizi almak istiyoruz. Haklısınız. Gerçek Kevser Turizm ulaşımda bir aksaklık yarattı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan otobüslerimizle ilgili. Bu vesileyle de biz zaten bundan önce zaman zaman basın aracılığıyla bazılarına duyurduk. Sizlerin huzurunda da yine açıklamak istiyorum. Şimdi inanır mısınız taksi kültürümüz Gaziantep'te arttı. Artması da lazım. Şimdi taksi dolmuşu istiyorlardı bundan önce. Biz de müracaat ettik. Taksi dolmuşu red çıktı. Ama şu esnada çalışan 2002 tane taksimiz var Gaziantep'te. Bu ulaşımı zorlaştıran yerlerde oradaki vatandaşlarımız daha doğrusu bu taksileri tercih ederlerse inanır mısınız hem otobüsten ucuz hem dolmuştan ucuz ulaşım sağlayabilirler. Ben zaman zaman Türkiye'de bizim şimdi önce İstanbul, Ankara, İzmir gibileri bize örnek gösteriyorlardı. Şimdi ise bizimki hem İstanbul hem Ankara hem de İzmir'den çok ucuz takside. Yani çok çok bir yere vardık. Tam yetiştik mi? Değil. Ama inşallah %70-75 de araçlarımızı da yeniledik. Hayatlarına bir defa da olsa Gaziantep halkına buradan sesleniyorum huzurlarınızda. Bir defa Gaziantep'te taksi yolculuğu yapsınlar. Toplu taşınmadan daha iyi bir hizmet alacakları kanaatindeyim. Taksiciler zaten şimdi ben her hafta herkese yazı da çıkartıyoruz. Zaman zaman daha seminer de düzenleyeceğiz. Herhangi bir aksaklıkla şikayetler olduğunda da her aracımızda şikayet telefonlarımız da mevcut. Bize şikayet etsinler. Şikayetlerini de değerlendiririz. Bu konuda da hem Gaziantep halkına şimdiden binecekler için teşekkür ederim. Size de ayrıca teşekkür ederim. Yok. İma ediyor, çalışıyor. Bazı arkadaşlarımız da biz burada kalacağız diye direttiler. Şimdi genelde yani orada direten zaten küçülüyor ama demek istediğim şu, o bölgede küçük esnaf varken şu anda büyük bir market var. O da uluslararası düzeyde bir market. Evet. Bu yani bir yerde üstüne gelmiyor mu? Yani bir yerde darbe şimdi gibi bir şey olmadı mı? Şimdi bu ulusal marketin kökeni diğer illerde var idi. Gaziantep'e yeni geliyor. Yani diğer illerimizde var. Aynı marketlerin şubeleri. Bahsetmiş olduğunuz market bizim Antep'e yeni geliyor. Şimdi siz 15 kilometre şehrin dışına önerirken çıkarılmasını ama şehrin tam göbeğine geldi. O düşmelik sizin üyeleriniz olduğu mevki, esnafın olduğu bir mevkiye gelmiş. İşte maalesef küçük esnafa devletin, hükümetin bakış açısı zayıf. 173. anayasanın 173. maddesinde der ki hükümet, devlet küçük esnafı korur ve kollar. Bu konularda hiç devletimiz, hükümetimiz bir çalışması olmuyor ve korumayı almıyor. Yani şimdi şöyle düşünelim. Devlet bir kel aynak kuşunu korumaya alırken bir esnafı, bakkalı niye korumaya almıyor? Yani bizim onlar kadar değerimiz yok mu? Bu küçük esnaf yok oldukça devletin sırtına yük olacak. Üye sayınız ne kadar? 4000. 4000. Evet, yani şu anda yerel market, işte büfeciler, bakkal, bayiler, 4000 esnafımız var. Yani şimdi 4000, ileri bir tarihte 4000 tane aile diyelim ki esnaf işsiz kalacaktır. Uyarısını mı yapıyorsunuz? Tabii, şimdi bunu işini terk eden, kaybeden arkadaş ne olacak? Boş gezecek, devlete yük olacak. Bu çocuk oku diyor, ev geçindiriyor. Bunun belli ailesi var, belli gideri var. Kendi yağında kavrulan bir toplumuz biz. Bizim hiç devlete bir yükümüz yok. Kendi gücümüzle. Sayın Başkan, market zincirlerin ilk oluştuğu günden bu yana bir kaybınız var mı esnaf? Evet. 2000'e yakın esnafımız yok oldu. Evet. Yani 6000'di 4000'e düştü. Açılan var mı? Açılan var. Yani şimdi diğer işlerde işini kaybedenler ya büfe ya bir market, yerel market yani kendi çapında veyahut da küçük bir bakkal dükkanı açıyor. Diğer esnaf işini kaybedenler ne yapacak şimdi adam? Belli bir gideri var, belli yaşamı var. Bu yaşamını sürdürecek. Sürdürmesi için
Yani kapadan kadar kaçan var. Sanayici ve esnafların